Evet, merhabalar arkadaşlar. Kayıt oluyor, evet kayıt oluyormuş. Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün size Screaming Frog programı ile web sitemizi nasıl analiz edeceğimizi anlatacağım. Evet. Web site adresimizi aldık, buraya kopyaladık arkadaşlar. Kopyalamamızın sebebi yazarken harf hatası yapmamamız, URL'i tam doğru bir şekilde buraya girmemiz. Evet, URL'i kopyaladıktan sonra buradan start diyoruz arkadaşlar. Ve web sitemizi arama motorlarının gözünde test etmeye başladı Screaming Frog programı. Evet. Arkadaşlar Screaming Frog programı pahalı bir program. Genelde SEO ajansları nasıl elde edebileceğini biliyor bu yazılıma veya direkt gidip Google'a yazıp Screaming Frog şeklinde yazdığımızda Screaming Frog UK sitesine gidiyorsunuz ve oradan programı indirip satın alabiliyorsunuz. Deneme sürümü var mı bakmadım. Fakat pahalı bir program olduğu kesin. Evet. Şimdi arkadaşlar yazılımımız, web sitemiz mimozabilisim.com'u taradı. Ayrıca bu SEO nedir yazımızın ilgili bölümündeki video olacak aynı zamanda. Gördüğümüz gibi %97 ve %100'e gelmiş durumda arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar yazılımımız sitemizi taradıktan sonra bizim ilk ilgileneceğimiz yerler şuralar olmalı. Response Codes'tan başladık. Yani ne diyoruz? Response Codes, evet burada tüm hepsini veriyor. Tüm URL'lerimizin response kodlarını, yani cevap, response cevap demektir. Yani nasıl bir yanıt alıyor sunucudan linklerimiz. Bunlara bakıyoruz. Burada redirection var mı diyoruz. Redirection. 300 redirection var mı diye bakıyoruz. Evet burada 300 redirection'lar gözüküyor arkadaşlar. 19 tane. Burada inlinks'e tıklıyoruz ve yukarıdan bu sayfalarımızın nereye redirect olduklarını, yani nereye yönlendiklerine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada response time dediği bazı gecikmeler söz konusu. Yani bir yerden bir yere redirect olurken bunların gecikmeleri söz konusu. Bu hatayı gidermek için arkadaşlar, örneğin diyelim ki bir e-ticaret portalında, e-ticaret sisteminde kullanıyorsanız, örneğin Shopify veya Tijimex veya Ganipara olabilir. Buralarda ticket açıp bu redirection'lardaki gecikmelerimizin giderilmesini istiyoruz. Eğer ki WordPress kullanıcısı isek arkadaşlar bunları bazı eklentilerle çözebiliyoruz. Aslını sorarsanız bu konuyu ben de tam öğrenmedim ama öğreneceğim ve redirection'ların nasıl çözümlendiğini, özellikle WordPress tarafında nasıl çözümlendiğini ve şuradaki response time'lardaki gecikmenin nasıl giderileceğini bir sonraki videomda anlatacağım arkadaşlar. Peki, gelelim şimdi response times baktıktan sonra URL'lerimize bakıyor. Pardon arkadaşlar, evet. 300 hatalarına baktık, redirection'lara baktık. Bu tam bir hata değil. Burada client error dediği 400 hatası. Yani 404 hatası veren, ulaşılamayan sayfa var mı? Şu anda Mimoza bilişim sitemizde yok. Eğer ki varsa ne yapıyoruz arkadaşlar?
Evet, bu sefer de bizim sistemimizde olmadığı için böyle bir şeyle karşılaştık. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyelim ki şurada yazıyor 404 hata sağlam bağlantı. Şurada nereden nereye bağlandığı yazıyor. 404 hatasının olduğu sayfayı buluyoruz ve oradaki boş olan yani 404 olan linki buluyoruz ve o linki kaldırıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Evet, ondan sonra geldiğimizde baktığımızda 500 hatası var mı? Yani sunucu hatası var mı? O da yok. Peki. Arkadaşlar URL'lerimize geldik. Bunlar tüm URL'lerimiz sitemizde. Şimdi burada hata kontrollerimize baktığımızda 115 karakteri geçen URL'imiz var mıymış? Yok. Ne yapıyoruz sitemizde? Her zaman kısa URL'ler kullanmalıyız, uzantılar kullanmalıyız değil mi arkadaşlar? Benim sistemde şu anda 115 karakteri geçen URL yok. Peki. Uppercase dediği yani şey büyük harf kullanımı URL'lerde olmamalı. Büyük harf kullanmıyoruz. Multiple slashes. Evet, şurada bir tane çoklu slash kullanımı gösteriyor. Fakat ben bunu browser'da açtığımda bu akşam kontrol ettim. Göremedim. Şurada da baktığımda çoklu slash gözükmedi. Hatta sayfaya bakıyorum arkadaşlar. Sayfayı düzenle dediğimde burada çoklu slash görüyor muyum? Görmüyorum. Görelim. Şurada düzenle dediğimde uzantımı arkadaşlar şöyle bir şey yaparım mesela örneğin. Alırım. Burası SEO raporu sayfam ya. Kopyalarım. Tamam derim. Bir kez daha güncellerim. Arkadaşlar. Evet. Screaming Frog yazılımı bazen düzenlediğiniz hataları daha sonradan bir iki sefer daha aynısını gösterebiliyor. Bu da zannedersem o şeyi cache belleğinden almasından kaynaklanıyor. Yani yapışık belleğinden almasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Peki. Evet. Sonra repeated pet dediği. Evet. Tekrar eden aynı bağlantı. Contain space. Yani boşluk var mı URL'de? URL'de aralarda boşluk var mı? Yok. Evet. Internal source dediği. Evet. Öyle bir şey yok. Bizde parametrelerimizde burası parametrelerimizi gösteriyor. Burada ilgileneceğimiz bir konu yok. Broken bookmarks ve bir de underscores dediği yani alt çizgi kullanmıyoruz. Orta çizgi kullanıyoruz. Bende de şu anda alt çizgi yok arkadaşlar. Peki. Şimdi gelelim page titles bölümünde. Burada tüm sayfa başlıklarını gösteriyor. Olmayan sayfa başlığım var mıymış? Yok. Çift olan var mı? Yani iki duplicate var mı? Yok arkadaşlar. 60 karakter üstü var mı? Biraz kalmış evet. Dün akşam bir iki tane daha vardı. Onları düzenlemiştim. 7 tane duplicate yani başlığım var. Bunu nasıl görürüm arkadaşlar? Mesela itibar yönetimi sayfamda pardon yanlış söyledim. 60 karakter üzeri şey mesela şurada görüyoruz. Burada 64 karaktere kadar uzamış. Hatta şu biraz daha uzun cana 74 karakter olan SEM hizmeti sayfamdaki meta başlığımı değiştireyim arkadaşlar. Bakın browser'ımda açtım sayfamı. Burada bir hata söz konusu. Ama bu nerede? Meta bölümünde. Yani şu gördüğümüz başlık değil bu. Veya H1 başlığı veya H2 başlığı, H2 başlığı falan değil. Geldim aşağıya arkadaşlar.
SEO yöneticim, yani SEO eklentime geldim. Evet, gördüğümüz gibi uzuncana bir başlık yazmışım. Ben bunu nasıl kısaltırım? SEO SM hizmeti, Mimoza Bilişim, telefon numarası bu şekilde. Ben bunu arkadaşlar şu şekilde kısaltırım. Şöyle derim. Örneğin telefon numarası yazsın mı? Yazsın. Peki sonra derim ki şöyle derim mesela. Fark yaratırız diyelim. Peki şimdi bu başlığımın kaç kelime olduğunu used eklentisi bana gösteriyor mu? Bakalım. Meta açıklaması, dahili bağlantı, meta açıklama uzunluğu. Evet. Yalnız şurası bana bunu yazmadığı için ben şurada yazan SEM hizmetimi mozlayabilirim şu şekilde. Mesela arkadaşlar bazen şey olmaz. Ne derler? SEO yazılımı, SEO eklentisi kurulu olmaz. O takdirde Word Counter diye bir site var arkadaşlar. Word Counter kelime sayısı sayıyor. Mesela ben burada oradaki başlığımı yazarım. SEM hizmeti. Boşluk bırakmışım. Mimoza Bilişim. Boşluk 0-530-571-40-67 şeklinde fark yaratırız dersem kaç ki tam da 60 oluyor. Ama yani 55 karakter üzeri de çok hoş değil bence. Ben bunu şu şekilde kalmasını İyi görüyorum. Bakalım burada bir hata verecek mi bize? Evet, biraz küçük görüyor. Olsun. Şöyle diyelim. Fark yaratırız diye dediğimde bu bana tam 60 karakter veriyor arkadaşlar. Yok, 61 karakter oldu. Neden öyle oldu bakalım. Şurada bir boşluk mu var? Evet, Mimoza Bilişim. Veya şöyle derim. Art bizde şeklinde. 57 karakter. Evet, gelirim arkadaşlar buraya. Yapıştırırım. Evet, bu şekilde bu hatayı düzeltmiş oldum. Evet. Sayfayı yenilerim. Evet, şu anda bu hata bir sonraki sayfada çıkmayacak arkadaşlar. Evet, burada ne yapıyoruz arkadaşlar? 60 karakter üzeri meta başlığımız olmayacak. Peki. Sonra 30 karakter altı da olmayacak. Burada 30 karakter altı meta başlıkları gösteriyor. Neden? Evet, çünkü bunlar testimonial, yani görüş bildirenlerin şeyleri. Buralarda ben meta başlık kullanmamışım. Aslında kullansam daha iyi olabilir. Evet. Mesela şuradan görüşe bastığımda bakın sadece şu kadarlık bir içerik. Mükemmel işlemiş. Teşekkür ederim kendilerine. Evet. 30 karakter altı da meta başlığımız olmamalı. Evet arkadaşlar, daha sonradan sayfa H1 ile aynı olan şeyde yokmuş ve sonradan çoğul olan sayfa başlığında yokmuş. Peki. Geldim arkadaşlar meta description. Burada tüm meta tanımlarımı görüyorum. Olmayan meta tanımım var mıymış? Evet, Allah Allah, bir dakika. Burada meta tanım yok diyor. Nasıl olur? İçerik portfolyo testimonial. Testimonallerde yok.
blog sayfamda, kategori blog sayfamda, testimonial sayfamda, portfolyo sayfamda ve içerik sayfamda. Bir dakika, şurayı bir açayım, burası. Evet, Allah Allah. Burada meta description olması lazım aslında. Fakat bakalım. Evet. Yani testimonialler çok kısa içerikler olduğu için yani onlar da olmayabilir. Fakat içerik sayfamda olmamasını içerledim gerçekten. Bakalım arkadaşlar sayfamızın meta description'ı yazılmış mı? İnternetimiz yavaşladı bu arada. Her neyse o açsın. Evet. Ondan sonra arkadaşlar şu şekilde meta keywords bölümünü dikkate almıyoruz. Çünkü artık bir ölçüt değil. Sonra H1 kullanımlarda yani H1 etiketi kullanımlarında olmayan var mı? Burada H1 kullanımı yok diyor. Yani Mimoza bilişim, iletişim, blog. Evet, çok ilginç. Evet, bunları dikkate alıp sayfalarımızda mutlaka H1 etiketimizi kullanacağız. Ben de bunları dikkate alacağım. Şuradaki açılmayan sayfam açıldı mı? Evet, burada bir takılma var. Neden kaynaklandı bilmiyorum arkadaşlar. Evet, sonra sayfalarımızı mutlaka H1 ve H2 etiketlerimizi, hatta H3 etiketlerimizi kullanacağız. Sonra H1 kullanımlarında duplicate var mı yok. 70 karakter üstü varmış bir tane. Hemen onu düzeltmem lazım en kısa zamanda. Ve burada da çoklu bir H1 kullanımı varmış. Başlık bir kullanımı. H2 kullanımlarında bir hata. Evet. Buralarda testimonial ve portfolyo sayfalarında ve bazı servis sayfalarında bize hatalar veriyor. Bunlar da ne gibi ifadeler? Şöyle ifadelerde çift kullanımlar yapmışız. Bunlar SEO hatası arkadaşlar. Bunları yapmayacağız. Sonra içeriklerimize bakıyoruz. Burada evet az içerik kullanılan sayfalarımız var. Bunlarda en az 300 karakter text kullanımından bahsediyor tabii ki burada. Yani yazı metin kullanımı. Bunlarda yani daha fazla text yazı kullanımını öneriyorlar. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen burada resimler, images, resimler bölümüne geldim. Burada 100 kilobayt üstü diyor ama siz 200 kilobayt üzerine alın. Evet, burada benim şu anda 12 tane resmim 200 kilobaytın üzerinde. Ne kadar optimize olsa resimler o kadar iyidir. Ama şu 12 tane resmim bana kırmızı sinyali veriyor. O yüzden o resimleri kesinlikle optimize etmeliyim arkadaşlar. Ve alt etiketi olmayan, bir dakika, alt text over. Alt etiketi olmayan resimlerimde 4 tane kalmış. Bunları da optimize etmeliyim. Yani alt etiketlerine girmeliyim. Pardon, bunlar alt attributes ve alt textlerinde olmayan resimlerim varlar. Evet, bunları da optimize etmeliyim. Arkadaşlar, evet, Screaming Frog'da SEO analizi bu şekilde yapılıyor. Baştan alırsak, şöyle bir tekrar edersek arkadaşlar, ne yapıyorduk? Response kodlarımızı kontrol ediyoruz. 300 redirection hatalarımızda sayfa gecikmelerine yol açan
Redirection'larımızı düzeltip 400 hatamız varsa, yani boş link hatamız varsa onları düzeltiyoruz. Server hatamız varsa kontrol ediyoruz. Yani 500 hatamız varsa. URL kullanımlarımıza dikkat ediyoruz. Uzun URL'ler kullanmıyoruz. Sonra arkadaşlar URL'lerimizde alt çizgi olmuyor, büyük karakter olmuyor, boşluk bırakmıyoruz. Sonra boşluk çünkü saçma bir karakterle tamamlanıyor. Özellikle evet. Burada da meta title'larımız da 60 karakter üzeri olmuyor, 30 karakter altı olmuyor. Evet, sonra bunları çoğul kullanmıyoruz ve H1 etiketimizde aynı olmuyor. Evet. Şimdi arkadaşlar geldik meta description bölümümüze. Tekrar ediyoruz, tekrarlarımızı yapıyoruz. Meta description'larımız ne oluyordu? 155 karakter üzeri olmuyor, 70 karakter altı olmuyor. Ve çoğul kullanmıyoruz bunları. Bir kez kullanıyoruz. Her bir meta description bir kez. Sonra meta keywords dikkate almıyoruz. H1 etiketlerimiz dikkate alıyoruz. H2 etiketlerimiz dikkate alıyoruz. İçeriklerimizi bol bol metin yazıyoruz. İçeriklerimize bol bol metin text yazıyoruz ve resimlerimizde hepsi optimize olmalı. Fakat 200 kilobaytın üzerinde resmimiz hiç olmamalı. Ve alt teksti olmayan resmimiz hemen hemen hiç kalmamalı arkadaşlar. Evet, Screaming Frog kullanımı videosunu, Screaming Frog ile site SEO analiz yapma videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Redirection konusuyla ilgili yeni bir video çekeceğim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.